hala bunu imzalamaktan da imtina ediyor. Bu bitmedi. İkinci dönem de bitmedi. İnanıyorum. Üçüncü dönem de gelecek. Bu bakımdan, bu meydanda artık utanç vesilesi haline gelen, utanılması gereken iktidar ve iktidar mensuplarının artık hiçbir gerekçeye sığınmadan bu sözleşmeyi imzalamalarını istiyoruz. Türkiye bu sözleşmeyi imza atmaktan imtina etmektedir ama 1949 yılında imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. maddesi, 1954'te imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesi yaşama hakkının korunmasıdır. Hükümeti imzaladığı bu sözleşmelerin gereği yerine getirmeye çağırıyoruz. Hükümetin etkin soruşturma ve koşturma yükümlülüğü doğuran bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeyi imzalamaya davet ediyoruz. Hükümeti hakikat ve adalet talebimize ses vermeye çağırıyoruz. Unutulmasın ki her kayıp yakınlığın gerçeği bilme hakkı vardır. Her kayıp yakınlığın, kaybedilen yakınlığın akıbetini öğrenme hakkı vardır. Hükümeti kayıplarımızın akıbetini açıklamaya ve sorunların cezalandırılması için cezasızlık politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. Vazgeçmeyeceğiz. Bu haftaki basın açıklamamızı kayıplarımızın avukatı, Cumartesi insanı Gülseren Yoleri okuyacak. Başsavcılığına başvuruldu. Başvuruda İstanbul 1. Ordu ve Sıkı Yönetim Komutanı General Necdet Ürül, Sıkı Yönetim Adli Müşaviri Hakim Albay Durmuş Akşen, Sıkı Yönetim Savcısı Yüzbaşı Erdoğan Savaşeri, dönemin Emniyet 1. Şube Müdürü Tayyar Sever, 2. Şube Müdürü Mehmet Ağar, Polis Memuru İbrahim Şahin, Süleyman Cihan'ı işkenceyle öldüren ekipte yer alan polis memuru Bayram Kartal, Süleyman Cihan'ı işkenceyle öldüren ekipte yer alan polis memuru Mehmet Yetiş ve kimliği saptanacak diğer suç ortakları hakkında şüpheli sıfatıyla kamu davası açılması talep edildi.